Meriç depreminde on binlerce insanı enkazın altında bırakan faşist AKP-MHP iktidarı tepkileri bastırmak için hızla OHAL ilan etti. Deprem bölgesine yardım yerine jandarma ve polis ordusu gönderdi. Bununla da yetinmeyen AKP-MHP sözcüleri halka karşı tehdit ve nefret söylemine hiç ara vermedi. Yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Faşist Şef Erdoğan'ın açtığı yoldan iktidarın küçük ortağı Devlet Bahçeli de yürümeye çalıştı. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Devleti ağaç içinde göstericesine, sosyal medyaya üşüşenler, bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir müsterislik kimin harcı, kimin haddidir? Geldiğimiz bu aşamada bu gedikli düşmanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur. AKP sözcüsü Ömer Çelik, partisine ve Erdoğan'a yönelik sözleri not ettiklerini belirterek aba altından sopa gösterdi. Türk Özel Savaş Bakanı Süleyman Soylu ise sanal medyada iktidarı eleştirenleri hedef alarak tehditler savurdu. Deprem olarak dünyanın en büyük afetlerinden birisi olarak yaşadık. Bir afeti de maalesef en üstten en alta kadar hafızasını kaybetmiş, duygusunu kaybetmiş, insanlığını kaybetmiş, insanlara karşı nankör olanlar sebebiyle sosyal medyada yaşıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Kimse devlet hafife almasın. Ve 10 kentte 3 ay süreyle ilan edilen OHAL'in amacının açıklandığı gibi meydana gelen büyük felaketin yaralarını sarmak değil, muhalefete karşı baskı ve terörün dozunun artırılması olduğu hemen anlaşıldı. Bazarcık Hasan Koca cemevinde HDP'nin kurduğu yardım merkezine kayyum atadı ve yardım malzemelerine el konuldu. Merkeze el koymaya gelen görevli gönülleri tehdit etti. Bizim arkadaşımız buranın yönetimini yapacak, konuyla alakalı da gönüllerimiz yardım etmek isterse yardım eder. Yardım etmezse dışarıdan ben asker de getiririm, polis de getiririm, yataşırım. Hiç sıkıntı yok. İnsanların canını kurtarmak için bölgede bulunanlar bu zorbalığa tepki gösterdi. Ve bugün kaymakam geldi, Pazarcık kaymakamı ve buraya kayyum atadığını söyledi. Yani 10 gündür hiçbir yerde olmayan kaymakam ve askerleri bugün buraya gelerek dediler ki siz artık dayanışma göstermeyeceksiniz. Bu şunu gösteriyor. Bu ülkede insanların en zor zamanında birbirine kavuşması yasak arkadaşlar. Kayyum öldürür, dayanışma yaşatır. Kayyum öldürür, dayanışma yaşatır. Osmaniye'de depremzedeler için danışma ağı kuran 10 TKP'li gözaltına alındı. Dayanışmayı güçlendirmek için İstanbul'da açıklama yapan 40 Emekçi Hareket Partisi üyesi de gözaltı furyasından payına düşeni aldı. Yağmacı diye şiddet gören depremzedeler oldu. Gittim oğlumu 10 kişi üstünde toplanmış. Dövüyorlar, tepeliyorlar, ayaklarımda tekmeliyorlar. Oysa kayyumlar, gözaltılar ve artan devlet terörü gerçeklerin üzerine örtmeye yetmeyecekti. 5 gündür gelen yok. Süleyman Soylu, Antakya'ya gel. Tayyip Erdoğan, sana parti gönderiyorum, neredesin? Ciğerlerim yandı. Depremin üzerinden günler geçmesine karşın hiçbir devlet yardımı ulaştırılmayan halkın iktidara karşı tepkisi de büyüdü. Söylediğim ben sana 10 bin veririm. Neyime vereceksin 10 bin? Kimime vereceksin 10 bin? Neyime vereceksin? Hatay harap olduktan sonra yardıma sen ne gerek? Sen bana 10 bin vereceksin. Sen bana annemi babamı veremedikten sonra sen o 10 bini al. Ben sana vereyim. 10 bin mi? Sen buraya gel bir kokla. Kokla burayı bir. Annem babam kokuyor burası. Halk öfkeliydi çünkü depremzedelere sadaka verecekmiş gibi açıklamalar yapan Faşist Şef Erdoğan'ın başında bulunduğu Türkiye Varlık Fonu, insanlar enkaz altında can çekişirken asıl desteğini borsanın büyük sermayedarlarına verdi. Üstelik faşist iktidar depremin ardından 2 gün boyunca borsayı açık tutarak küçük yatırımcıların milyarlarca lira kaybetmesine yol verdi. AKP-MHP faşist iktidarının dayanışma ağlarını yok etmek amacıyla yürüttüğü baskı, tehdit ve terör furyası her gün daha da ağırlaşırken troller de boş durmadı. AKP'nin trolleri bir yandan yalanlarıyla iktidarı ve faşist Şef Erdoğan'ı aklamaya çalışırken diğer yandan kendilerinden olmayan herkese karşı nefret kustu. Örneğin AKP'nin gözde trollerinden Hacı Yakışıklı, depremin vurduğu Elbistan'a giderek her şey yolunda mesajı verirken AFAD dışında çalışma yapan herkesi suçlamayı sürdürdü.
Deprem bölgesine giderek Twitter üzerinden videolar yayımlayan baş trollerden Tuğrul Selmanoğlu'nun da tek derdi bölgede sivil dayanışmayı örgütleyenlere hakaret etmekte. Selmanoğlu önce Elbistan'a acil çadır lazım olduğunu yazdı fakat belli ki uyarıldı ve bir gün sonra çark etti. Haysiyetsiz, namussuz, devlet düşmanı taktiği yapayım dedi. Yapamadım herhalde. Deprem bölgesine giden bakanlar ve diğer yetkililerse kameraların karşısına geçtiğinde ağlama numarası yapıyor. Arkalarını döndüklerinde ise gerçek yüzleri ortaya çıkıyordu. AKP'nin baş trollerinden Turgay Güler'le televizyon programı yapan aydınlık yazarı Gaffar Yakınca, sosyalistlere saldırıp iktidarın suçlarını örtbas etmeyi görev haline getirenler arasında öne çıkmaya çalıştı. Diyanet, enkaz çalışmaları sürerken camilerden henüz ölmemiş insanların selasını okuturken, YÖK hayatta kalmışlara psikolojik danışmanlık yapsın diye ilahiyatçı arayışına girişti. Irkçı Faşist Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, insanlar can çekişirken Suriyeli mülteci avına çıktı. Her fırsat bulduğunda da Kürtlere saldırmaya devam etti. Depremin ardından Faşist Türk Devleti'nin üzerlerine bomba yağdırdığı Kürtler hep hedefteydi ve meydana gelen büyük yıkım bile bu nefreti azaltmadı. Kriz Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğu Antalya Kaş Toroslar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdür yardımcısı Cemil Altınbaşak, Garopaylan ve HDP'ye kin kustu. Paylan'ın sarı poşette konulmasını isteyen Altınbaşak bu sözlerini inkar da etmedi. Yani tepkiyi haberleştirmek istemenizi anlıyorum da. Orada hani vatandaşa karşı tavrı hoşuma gitmedi. Garopaylan zaten hoşuma gitmeyen bir arkadaş. Biz tepkiye karşı ülkecik tepkiliyiz zaten canım. Bu arada iktidarı aklamak için depremi dış güçlerin yaptığını da iddia eden komplocu troller türedi. Üstelik bunu sözüm ona bilimsel bir dille açıklamaya çalışanlar da çıktı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın iddiasına göre depremi savaşçı uydular yaratıyordu. Yani yaklaşık 7-8 metre, 10 metre yüksekliğinde metal çubuklar. Bildiğin çubuk, içinde hiçbir şey yok, patlayıcı yok, hiçbir şey yok. Ama şey, titanyum alaşımlı sert malzemeden, metalden çubuk. Bunları uyduya yerleştiriyorlar belli sayıda. Oradan hedefleyerek dünyaya fırlatıyorlar onu. Böyle bir kazık gibi. Ucu da sivri. Yere çarptığı anda yerin 5 kilometre derinine kadar nüfuz ediyor. Öyle bir hızla geliyor. Ve yani 7-8 şiddetinde bir deprem oluşturuyor. Depremle yeniden ortaya çıkan şarkıcı eskisi Şükriye Tutkun, bu depremde Erdoğan'ın ağlayan bir görüntüsünü bulamadığı için katıldığı bir cenaze törenindeki fotoğrafını kullandı. Ben Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanımıza baba gibi görmüşüm. Faşist Erdoğan'ın deprem bölgesine gönderdiği AKP'liler yemek dağıtma şovu yaparken çevrelerindeki monsuz çocukların bile farkına varmadı. Ama faşist iktidarın enkazın altında kaldığına ilişkin görüntülere ana akım medyada rastlamak pek mümkün olmadı. Çünkü onlar sürekli pembe haber peşinde koştular. Mikrofon uzattığında dert yanan depremzedeleri yakınlarından uzaklaştırdılar.